Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Ayşe Keşir konuğumuz olacak Başkent Kulisi'nde. Tabii siyaseti konuşacağız. Siyasette kadının yeri, AK Parti'nin kadına ve aileye bakışı. Bunun dışında 31 Mart yerel seçim sonuçları, bu sonuçların muhasebesi. Önümüzdeki yıllara dönük 2028 bir yol haritası anlamında AK Parti'de yine kadın politikaları, kadın teşkilatları nasıl bir perspektifle, hedefle ilerleyecek gibi konular. Bunların hepsini soracağız. Ama önce bugün Anneler Günü. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Anneler Günü'nü kutluyoruz. Annesi vefat edenlere sabır diliyoruz, metanet diliyoruz. Bu dileklerimizle bugün Anneler Günü kutlamasıyla başlayacağız ama Cuma günü ben önce bir hoş geldiniz diyeyim Ayşe Hanım hoş size. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. AK Parti olarak, kadın kolları olarak önemli bir program yaptınız. Gazze'de anne olmak başlığıyla. Sanıyorum çok kapsamlı bir program da oldu bu aynı zamanda. Şimdi gerçekten artık kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir noktaya geldi Gazze'deki kıyım. Ve katledilenlerin %70'ten fazlası da kadın ve çocuklardan kadın oluşuyor ve çocuk, değil mi? Maalesef. Çünkü sivil ölümlerin olduğu bir, açıkçası bir soykırım bu. Yani buna bir savaş ya da başka bir şey demenin anlamı yok. Soykırım. Ve son rakamlara göre ayın 5'inde Filistin Sağlık Bakanlığı yayınladığı rakamlara göre 38 bini aştı 7 Ekim'den bu yana Filistin bölgesinde ölenlerin. Bunların da dediğiniz gibi %70'inden fazlası kadın ve çocuk. Evet. Nasıl bir program yaptınız? Cuma günü bunu biraz anlatır mısınız bize? Herhalde Türkiye'nin dört bir tarafında geniş katılımlı AK Parti kadın teşkilatlarının öncülük ettiği bir programdı bu. Evet. Sizden dinleyelim. Buyurun. Ben de öncelikle yayının başında bugün Anneler Günü olması vesilesiyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Evladını kaybeden annelere ya da annesini kaybetmiş çocuklara da sabırlar diliyorum. Tabii pazar gününün, yani bugünün Anneler Günü olması vesilesiyle biz Cuma'dan daha öncesinden bir hazırlık yaptık. Evet, anneler, geliyor görüntülere de. Evet, Anneler Günü nedeniyle tabii etrafınıza baktığınızda bizim yaşadığımız bölgelerde, işte Türkiye'de bir tatlı telaş var. Ama diğer yandan da annesini kaybeden çocuklara, çocuğunu kaybeden anneler için de bir ağır imtihan bu tür özel günler ya da başta diğer günler. Ve biz de Gazze'deki anneleri unutmadığımızı, onlar için susmadığımızı, hatta işte etiketimiz anneler için susma oldu. Burada olduğumuzu bir sivil haykırışa duyurmak istedik. Ve 81 ilde eş zamanlı olarak, biz Ankara'da genel merkez önündeydik. Ama 81 ilimizde eş zamanlı olarak sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptık, teşkilatlarımıza çağrı yaptık, kadınlara çağrı yaptık. Ve eş zamanlı olarak 81 ilde bu haykırışımızı duyurmak istedik. Niye önemli bu? İşte Anneler Günü'nde bir takım telaşın içindeyken birileri aslında hemen yanı başımızda, dünyanın orta yerinde çocuk ve kadın kıyımı, anne kıyımı devam ediyor. Çok büyük oranlarda. Ve buradaki rakamları söylerken yani Cuma günü bile sesim titredi rakamları telaffuz ederken. Yani önümüze düşüyor, rakamları topluyoruz, işte metin çalışıyoruz falan ama telaffuz etmesi o kadar zor rakamlar ki bunlar. Günde ortalama 63 kadın. Evet, yani ölüyor ve bunların bakın, 37'si anne yine. Şunu söylememiz lazım. Açıklamasına, raporuna göre. Evet. Burada şunu söylemek lazım. Mesela özellikle 34 bini aştı biliyorsunuz ölenlerin sayısı. Daha bir de tespit edilebilenler. Tabii tabii. Yaklaşık 2000'den fazla kadın şu an kayıp. Bakın 2100 civarında kadın kayıp. Ne olduğu bilinmiyor, akıbeti bilinmiyor. Enkaz altında mı, başka bir şey mi bilinmiyor. Bir başka gerçek, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir veriyi paylaşayım burada sizin aracılığınızla, izleyenlerimizle. Şu an Filistin'de yaklaşık 60 bin hamile kadın var. Ve Sağlık Bakanlığı'nın işte hastanelerin durumunu
biliyoruz oradaki sağlık şartlarını. O sistem tamamen çökmüş durumda ve bu 60 bin kadının doğumu, gebelik takibi, doğumu, yeni doğan bebeklerin durumu hepsi risk altında. Ve her gün aşağı yukarı 180 kadın ölümle burun buruna doğum yapmak zorunda o şartlarda. Yani biz anneler günü vesilesiyle biraz annelik, çocuk ve anneler üzerinden bir takım verileri paylaşmak, kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istedik. Diğer yandan az önce sizin söylediğiniz gibi %70'inden fazlası kadın ve çocuk. Ortalama Birleşmiş Milletler kadın birimi 8 Mart'ta son paylaştı rakamları. Günde 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si de anne. Özellikle anneler gününde buna çok dikkat çekmek istedik. Şunu da söylemem lazım tabii. Filistin direnişi aslında biraz da anne direnişi. Hatırlar mısınız? Alev Alatlı'yı da buradan rahmetle anayım. Onun bize çok böyle anlattığı, söylediği bir şey var. Yanlış söylemeyeyim diye de buradan okumak istiyorum. Filistinli annenin bir feryadını. Diyor ki anne, ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek. İkisi eve ekmek getirmek için çalışacak. İkisi de okusun diye ülke okusun ki ülkede işe yarasın. Şimdi annelerin böyle bir direnci, böyle bir mukavemeti var. Ve ben cuma günü de söyledim, buradan da söyleyeyim. Anneler bitmeden bu direniş bitmeyecek. Evet. Onun için İsrail'e karşı Filistin'in yaptığı mukavemet, direniş aslında biraz da kadınların direnişi. İngilizce bazı pankartlar da var burada, biraz uluslararası, biraz dünyaya bir çağrı. Biraz kamuoyuna mesaj vermek istedik. Biz daha önce Çocuk Hakları Günü'nde de bu çağrılarımızı hep hatırlattık. O zaman çocuk ölümleri üzerindeki rakamlarla ilgili benzer şeyi anneler ölümleri, kadın ölümleri üzerinden anneler günü vesilesiyle yapmak istedik. Biz susmayacağız. Yani susmamaya ahdettik. Cuma'dan beri, cuma, cumartesi, pazar bu işin susmayarak, hatırlatarak kendimizce o anlamda desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Bir kadın dayanışması, anne dayanışması olarak. Tabii burada sadece şunu söylemek istemiyorum. Anne olan kadınlar anlar bunu değil. Yani her kadın o anneyle oradaki az önce verdiğimiz rakamlarda olan annelerle empati kurar. Yani anneler çocuklarının cenazelerini omuzlarında taşımak zorundalar. Bazen bulamıyorlar. Hatta şunu söyleyeyim. Çocuğunuz varsa siz de deneyimlemişsinizdir onu. Bizler çocuklarımızın defteri kitabı kaybolmasın diye etiket yapıştırırız. Doğru. İsim yazarız. Doğru. Değil mi? Ne kadar böyle masum, sempatik bir durum. Ama Filistin'de anneler çocuklarının cenazesini bulabilmek için kollarına çocukların adlarını yazıyorlar. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz. Buna susamayız. Buna sessiz kalamayız. Yani artık toplu katliamlar, toplu bu mezarlar soykırım, falan çıkmaya başladı. Az önceki annenin söylediği feryat, işte 6 çocuğu niye doğuruyor kadın? Zaten ölecek diyor. Nasır Hastanesi'nde biliyorsunuz toplu mezar bulundu. Orada yani 300'den fazla Filistin'in cenazesi çıkartıldı. Bir 400'de kayıp var bu Han Yunus kentinde. Direkt yani bu işte soykırım tabirine uyan, tabii, hani tabii. O Srebrenica'da olup bitenleri hemen akla getiriyor. Bir de tabii sizin bu işaret ettiğiniz husus, yani hep böyle haber bültenlerinde işte Sağlık Bakanlığı'nın Filistinli açıkladığı hayatını kaybedenler, katledilen, o nedenle bu 60 bin hamile kadın rakam verdiniz. Evet. Onu da sanıyorum gündemde tutmak çok önemli. Yani hayatta kalanların hem yiyecek içecek anlamında hem sağlığa erişim anlamında. Şimdi Refah kentinde de mesela 3 günlük hastanelerin yakıtı kalmış. Gerçekten çok giderek daha da derinleşen bir feci bir tablo burada söz konusu. Bu konuda başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konuda bizler kadınlar olarak, yani oradaki kadınların sesini duyurmak zorundayız. Ya sadece bunu bir parti kimliğiyle söylemiyorum. Ya ben 16-17 yaşından beri sivil toplumcuyum. Tüm sivil toplum örgütlerinin, kadınların, uluslararası örgütlerin. Aslında burada işte Hamas'ın ateşkes çağrısını masaya oturacağını duyurması bir umut olmuştu, açık söyleyeyim. Ama hemen ertesinde Refah'a İsrail'in sert bir saldırısı oldu. Doğru. Ben hala buradan bu vesileyle İsrail'in ateşkes çağrılarına bir an önce cevap verip
Bu katliamı durdurmak zorundayız tüm dünya kamuoyu olarak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız tüm platformlarda defalarca haykırdı. Defalarca haykırdı. Ve biz Türkiye olarak, Türkiye'nin kadınları olarak en azından kadınların yanında olduğumuzu susmayarak dile getirmek istiyoruz. Bunun dışında şu anda Türkiye'de İsrail'le olan ticari ilişkilerini tamamen durdurmuş durumda. Bu da ateşkes sağlanana kadar devam edecek İsrail üzerinde bir baskı oluşturma anlamında alınmış bir karar olarak bunu nitelendirmek mümkün. Peki şimdi ülkemize biraz dönelim, Türkiye siyasetine. 31 Mart yerel seçim sonuçları 6 hafta geride kaldı. Çeşitli toplantılar, siz de aynı zamanda MYK parti yönetiminin toplantılarına katılıyorsunuz. Bu konuda bu 6 hafta içerisinde nasıl bir muhasebe yapıldı? Şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk MYK toplantımız, iki MYK toplantısı ve bir MKYK yaptık parti kurulları olarak. İlk MYK toplantısındaki konuşması zaten basında yer aldı. Doğru. Akabinde grup toplantısındaki konuşması yer aldı. Burada tabii şunu altını özellikle çizmek isterim. Yani kendi şahsi görüşüm olarak. Biz burada çıkan sonuçta vatandaşın bize vermek istediği mesajı anlamak ve almak zorundayız. Vatandaş bize bir mesaj verdi. Yerelden bir mesaj verdi. Yani kendi yerel, lokal bölgesiyle ilgili, iliyle ilgili, ilçesiyle ilgili. Ya da adaylarla ilgili. Yani her şeyle ilgili. Her şey. Ya da ulusal ölçekte de politikalarla ya da uygulamalarla ilgili bir mesaj verdi. Bunu okumak zorundayız. Biz AK Parti olarak Erdemler Hareketi'nden itibaren yola çıkışımız hep vatandaş odaklı. Vatandaşın beklentisi odaklı, hizmet odaklı bir yaklaşım oldu. Ve biz bütün politikalarımızı bunun üzerine inşa ettik. Yani biz oradan beslendik tabiri caizse. Ben kendi teşkilatım adına söyleyeyim, Kadın Kolları Teşkilatı olarak. Partimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, gücüyle, inancıyla etkinliği olan bir yapıyız biz. Yaklaşık 600 bine yakın aktif gönüllü çalışanımız var sahada. 5,5 milyon da üyemiz var. Yani bu rakamları özellikle söylemek 5,5 istiyorum. 5,5 milyon toplam kadın üyemiz var. Kadın üyesi var AK Parti'nin. Evet. Yaklaşık 600 bin civarında da aktif mahalle, ilçe, il teşkilatlarında, işte kongrelerde seçilen aktif, gönüllü, sahada etkin siyaset yapan arkadaşlarımız var. Kadın kollarının farkı şu, diğer yapılardan. Evlerin kapısını biz çalabiliyoruz. O kapılar kadınlara daha çok kadınlara açılıyor. Yani o ekibin içinde bir kadın olması, kapıyı çalan ekibin. Ya da sadece kadınların gidip kapıyı çalması. Bu bize iki şey sağlıyor. Bir, tabii ki propaganda yapıyorsunuz. İşte faaliyetlerinizi, broşürlerinizi, işte aday tanıtımınızı. Evet, bir bunu yapıyorsunuz. Ama ikincisi, bence çok daha önemlisi, o evin içindeki sorunu görüyorsunuz. Dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz. Size anlatıyor çünkü kadın. Yani kadını anlatıyor. Kahirekseriyetle bu böyle. Dinliyorsunuz. Neyse o sorun. O sorunu oradan alıp üst kurullarınıza, üst mekanizmalarınıza iletiyorsunuz ve sahayı nabzını tutuyorsunuz. Tutmaya çalışıyoruz. Yani biz buradan besleniyoruz. Siyasetimizin yani 22 yıllık varlık nedenimiz o evlerin içinden beslenmemiz aslında bizim. Ve bu seçimde de seçmen bize bir mesaj verdi. Aynı hassasiyetle, o kapıyı çaldığımızdaki, o evi dinlediğimiz hassasiyetle bu seçim sonuçlarını da okumak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, işte az önce bahsettiğim hitaplarında, konuşmalarında, verdiği mesajlarında da bunu çok net altını çizdi. Ve biz bu mesajı doğru okumak zorundayız. Çünkü beslendiğimiz yer vatandaş. Vatandaşın ihtiyacı, beklentisi. Tabii bunu hemen böyle çok kısa vadede şudur demek vatandaşa da haksızlık olur. Çünkü farklı mesajlardan bahsediyoruz. Dediğim gibi yerelde ayrı mesaj, ulusalda ayrı mesaj. İşte ekonomi, market fiyatları, onlar kiralar dile falan mı? Biraz aday seçimi mi? Halktan uzaklaşma diye başlıklar da duyuyoruz mesela. Şimdi sizin anlattığınızı tam tersi. Bunları söyleyebilmek için hepsinin kümülatif üzerinde konuşabilmek için veriler üzerinden konuşmamız lazım. Şu an partimizin ilgili kurumları, hem sandık sonrası yapılan anketler, çalışmalar, efendime söyleyeyim bizim teşkilatlar üzerinden teşkilatlara yaptığımız raporlamalar, bunları şimdi topluyoruz daha. Yani sizin söylediğiniz gibi sıraya koyabilmemiz için elimize verileri almamız lazım. Ama bunu doğru okumak
konusunda kararlıyız. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Biz de teşkilatlarımızla o süreci yönetiyoruz. Tabii bu seçim işleri partimizin diğer ana mekanizmaları bu işle ilgili organizasyonların çalışmalarını yapıyorlar. Sağlıklı bir şekilde bunu değerlendirip bu mesajı doğru okumak ve o evin içinden bize verilen mesajı doğru anlamak zorundayız. Bir de kapı kapı dolaşıyor musunuz? Şöyle bizim zaten şunu söyleyeyim. Diğer siyasi partilerden en önemli farkımız o. Biz sadece seçimde 3 ay çalışan bir teşkilat değiliz. Özellikle kadın kolları için bunu özellikle söylemem lazım. Biz ilçe mahalle teşkilatları olan bir yapıyız ve mahalle başkanlarımız ve mahalle yönetimlerimiz üzerinden her sebeple işte anneler günü, efendime söyleyeyim, engeller haftası, her sebeple o vatandaşın yanına, evine, kapısına, bahçesine gidiyoruz. Bunu organizasyonlarını yapıyoruz. Evet, biz bu anneler günde Gazze'li annelere sesini duyurmak için bir etkinlik yaptık ama diğer yandan da mesela bugünden itibaren, bugün ve yarın bütün kadın kolları teşkilatlarımız bölgelerindeki şehit annelerini ziyaret ediyor. Anneler günü vesilesiyle. Biz her belirli gün ya da başka sebep, her sebeple o kapıları çalmaya hala devam ediyoruz. Teması canlı tutmaya diyorsunuz, çalışıyoruz. Kadınlar erkeklerden daha çok oy veriyordu AK Parti'ye. Bu hala... İşte sandık anketi görürsek hala olup olmadığını söyleyebiliriz. Yani bir ara 53 bütün, kadınlar, 47 erkekler AK Parti'nin aldığı bugüne oylardan. Bugüne kadar olan bütün seçimlerde bu 4 ile 6 arasında değişen farkla, oransal olarak söylüyorum. 4 puan, 6 puan arası değişen farkla kadınlardan hep AK Parti bugüne kadar yüksek oy aldı. Erkeklere göre biraz daha yüksek oy aldı. Bu yani benim bir arkadaşım hep onu söyler. Hani bir partinin gücünü, merkezdeki ağırlığını ölçmek için kadınların tercihlerine önce bakmak lazım. Evet. Orada bir gerileme varsa tehlike var demektir. Ama bunu koruyorsa da bu AK Parti açısından önemli bir avantaj herhalde. Evet. Peki şimdi biraz daha bu AK Parti'nin kadınlara yönelik yaklaşımına dair sorular sormak istiyorum ama kadınlarla birlikte biraz aileyi de birleştirmek istiyorum. Şimdi yer yer eleştiriler geldiğinde biliyorum AK Parti'ye. Biraz bu dünya genelinde Türkiye'de de olan feminist hareketlerin yansımaları da bazen tartışmalara dahil oluyor. Ve o nedenle hani kadın deyip aile demiyor gibi AK Parti'ye yönelik bazı eleştiriler geliyor. Sizin bu konuda hani kadın kolları başkanı olarak herhalde vereceğiniz cevap da önem taşıyor. AK Parti'nin hem kadına hem de aileye yönelik yaklaşımı, politikası nedir? Nerede duruyorsunuz? Şimdi burada biraz izin istiyorum. Sizden anlatacağım hadi, epey buyurun. Bir şey var. Niye söylüyorum bunu? AK Parti ilk kurulduğu andan itibaren bu konuda ve buna benzer pek çok konuda çok büyük bir paradigma değişikliği yaptı. Şimdi bunu bu ölçekte konuştuk mu daha önce bilmiyorum bir yerde. Ama burada özellikle anlatmak istiyorum. Siyaset, daha doğrusu pratik siyaset, real politik daha çok ya ya da üzerine kurulur. Dikkat edin. Ya demokratik haklar ya devletçilik. İşte ya kadın ya aile. Yani ideolojiler oluşurken hep ya ya da üzerine kurulur. Zıtlıklar üzerinden. Evet, zıtlıklar üzerinden ve oralarda ideolojiler kendilerini ifade ederler. Ürettikleri politikalarla, işte vaatlerle, yapacaklarıyla, bakış açılarıyla. Ama AK Parti kurulduğu günden itibaren bu paradigmayı değiştirdi. Sadece kadın ve aile konusunda değil, pek çok konuda. AK Parti'nin en önemli farkı hem de demesidir. Ya da değil hem de. Bakın, işte hem özgürlükçü politikalar, bakın bugün TRT Kürdiğimiz var, pek çok alanda bu anlamda mesafe kat etti Türkiye. Ama bir anlamda da savunma sanayimizi, güçlü Türkiye, bağımsız Türkiye, güçlü bir devlet, bir yandan da orada gelişen ve hızla büyüyen başka bir politikamız var. Birinden birini tercih etmek zorunda değiliz. Ya ya da demedik. Hem de dedik. Bir başka konu, gelelim kadın ve aile konusuna. Sokağa bakın, evinize bakın, etrafınıza bakın. Kadın ve aile konusunda ya ya da diye bir gerçeklik yok sokakta. Yani evet. Ya sadece kadınlar, kadın hakları ya da sadece aile, ailenin kutsanması tek başına değil. Beraber, birlikte. Sizin evinizin içinde de böyle. Hem de derken. Hem de, kastettiğim bu. Yani sizin evinizin içinde de böyle. Bütün evlerde hayat böyle.
Hem kadının güçlenmesi, güçlenmesinden kastettiğim birinci derece eğitim. Orada çok söyleyecek sözü var AK Parti'nin. İkincisi, hem kadının güçlenmesi, hem beraberinde aileyi koruyan, aile bütünlüğünü koruyan, güçlendiren politikalar. Niye bunlar önemli? Aile niye önemli? Aile bireyi topluma hazırlayan yegane kurum. Aile karşıtı politikalar, şimdi ideolojilere o kadar derin felsefi tartışmalara girmek istemiyorum. Ama bireyi aileden alıp yalnızlaştırdığınızda her türlü zemine uygun hale getiriyorsunuz bireyi. Halbuki ailenin içinde yetiştiğinde, sağlıklı ve güçlü aileden bahsediyorum. Yetiştiğinde birey topluma hazır hale geliyor. Ne açıdan? Çözüm üretme kapasitesi açısından. Toplumun değerleri açısından, işte takım çalışmasına becerisini geliştirmesi açısından birey pek çok açıdan topluma hazır yetişmiş bir birey haline aileyle geliyor. Onun için aile bizim için çok önemli. Ve bizim kültürel kodlarımız için de bu çok önemli. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz özellikle şehirleşmeyle beraber kadının ve diğer yanlış politikalar, bunu mutlaka altını çizmem lazım. Kadının eğitim başta olmak üzere uğradığı pek çok mağduriyet var. Niye eğitimin üzerinden geçiyorum? Eğitim olmadığında kadın istihdamını konuşamıyorsunuz. Eğitim olmadığında yoksullukla mücadeleyi konuşamıyorsunuz. Eğitim olmadığında şiddetle mücadeleyi de konuşamıyorsunuz. Yani kadına ait sorun ne konuşuyorsanız önce bir eğitimi konuşup çözmemiz lazım. AK Parti'ye bakın 22 yıllık hikayeye. Bir, öncelikle kadının eğitime erişimin önündeki bütün engelleri kaldırdı. Yasakları kaldırdı. Beraberinde 81 ilde üniversitelerin artmasıyla birlikte kadınlar artık daha çok kolay eğitime erişebilir hale geldi. Çok rakam vermeyeceğim ama bir rakam vereyim. Eskiden bazı yasaklar da vardı. O yasakları başörtüsü söylüyorum. Yasakları kaldırdı diye onu kastediyorum. Bakın 2002'de 2001'de üniversiteye giden kız çocuk oranı %13'tü. Bakın %13, sadece %13. Ben 85 girişliyim üniversiteye. O zaman da bu rakam %7'ydi. Bakın 85 çok uzak bir tarih değil. Yani milattan önceyi konuşmuyoruz. Benim üniversite çağım %7'si gidebiliyordu bu ülkede kız çocukların okula. Şimdi %7'nin üniversiteye gidebildiği bir, meslek sahibi olabildiği bir ülkede siz hangi kadın haklarından bahsedeceksiniz? Kadına ait hangi veriden bahsedeceksiniz? Hem engel oluyorsunuz, kapılarda bekletiyorsunuz kız çocuklarını, okuma diyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz, diyorsunuz kadınlar istihdamı azaldı. Ya, okumayınca azalıyor. AK Parti ne yaptı? 81 yılda üniversite açtı. Yasakları tarihe gömdü. Artık ya çıkmayacak şekilde gömdü. Ve bugün 2001'de %13 olan oran bugün %51. Bakın üniversitelerdeki kız erkek öğrenci oranına baktığınızda %51'i kız öğrenci. Toplam öğrencileri mi? İçinde. Üzerine. Toplam öğrencilerin içinde. Ama 2001'de erkek öğrenci sayısı da düşüktü yani. Çünkü üniversite sayısı azdı. Üniversite öğrenci sayısı azdı. Yani toplam öğrenciler içinde söylüyorum bunu. %51'i bugün kız çocukları. Tabii bu eğitim alacaklar, meslek sahibi olacaklar, uzmanlaşacaklar. Ve beraberinde işte domino taşı etkisiyle iş gücü piyasasına katılım vesaire bütün bu oranlarımız hızla bundan etkilenecek. Bu onun için çok önemli. Ve burada hani konudan biraz koparak bir parantez açmak istiyorum. Dün kız çocuklarını o kapılarda bekletenler, bugün seçimler öncesine bakın tüm tuşlara bastıkları haftalarda, hala kadınları eve kapatacaklar dediler. Hatırlayın son iki seçimi. Bir hafta 10 gün kalıyor, tüm tuşlara basıyorlar. Ey muhafazakar kadınlar, sizi eve kapatacaklar. Ya kardeşim, bir tek rakamda ortada her şey. Üniversite öğrencilerinin %51'ini kız çocuğu artık. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ha, gelelim ilk sorduğunuz noktaya. Hem de AK Parti'nin en önemli farkı, diğer tüm siyasi partilere, ideolojilere en önemli farkı. Toplum neyse AK Parti onu çalışıyor. En başta da dedim ya, evin içinde ne görüyorsak onu yapmaya çalışıyoruz diye. Biz hem kadın eğitim alsın, güçlensin, meslek sahibi olsun, şiddetle, yoksullukla mücadele etsin istiyoruz. Diğer yandan toplumun en temel taşı ve bizim bugün pek çok toplumun da önüne çıkartan sağlıklı ve güçlü aile yapımızı güçlendirmek, artırmak istiyoruz. Bununla ilgili
Yani hem diğeriyle ilgili uygulamalar yapıyoruz, hem aile politikalarımızı, aileyi güçlendirecek uygulamalar yapıyoruz. Mesela? Yani hem de diyoruz. Ben aynı zamanda parlamentoda aile bütünlüğünün korunması ve boşanma olayları araştırma komisyonu başkanlığı yaptım. O dönemde 4 aylık bir çalışma döneminde 500'den fazla kişi ve kurum dinledik. Uzman dinledik, sivil toplum dinledik, akademisyen dinledik, bakanlık yetkilisi dinledik, örnek olay dinledik. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bir, iş ve aile yaşamı uyumlaştırmaya yönelik politikalarımız. Mesela aileyi güçlendirme ile ilgili yaptığımız politikalar. Efendime söyleyeyim, ailedeki yoksullukla mücadele ile ilgili yaptığımız politikalar aileyi güçlendirici politikalarımızın içinde. Sosyal devlet anlayışıyla sosyal politikalarda yaptığımız uygulamalar. Aile dağılmasın, güçlü olarak bir arada bulunsun diye. Yani sosyal politikalarımızı bunda sayabiliriz. Efendime çalışma hayatına yönelik uygulamalarımızı bunda sayabiliriz. İş ve aile yaşamını uyumlaştırmaya yönelik. Kadınların doğum izinlerini artırdık. Efendime söyleyeyim, ücretsiz izin sürelerini artırdık. Esnek çalışma modellerini getirdik. Sırf bu aile yaşamını uyumlaştırmak ve güçlendirmek için. Diğer taraftan şunu da söylemem lazım. Bunu çok net söylemem lazım. Ne kadın politikaları, yani kadın hakları daha doğrusu ailenin has mıdır? Ne aile politikaları, ailenin güçlenmesi, kadının güçlenmesinin has mıdır? Toplumda ikisi bir aradadır zaten. İkisinden de vazgeçmek işte zorunda kimi değiliz. Kimi kadın dernekleri, kadın hareketleri, böyle feminist hareketler, dernekler, şunlar bunlar aslında o ya da formatıyla biraz yaklaşıyorlar bu meseleye. Sanki kadın hakları ailenin karşısında bir yerde gibi bir konumlandırma yapıyorlar ki. Bu, o nedenle biraz bu herhalde. Bu çok ideolojik bir yaklaşım. Evet. Niye? Marksist feminizm böyledir çünkü. Yani aileyi reddet, bireyi yalnızlaştırdığınızda bireye o ideolojinizi, her şeyinizi enjekte edersiniz. Ailenin güçlü ve güçlü dinamiklere oturması bir takım ideolojilerin işine gelmez. Onun için bazı eylemlerde görürsünüz aileyi parçalamayı öneriyoruz falan diye hep o bakış açısıyla ve bu ya da yaklaşımındandır işte. Halbuki az önce de söyledim, hayatın gerçeği böyle değildir. Bakın hepimiz bir anne babanın evladıyız. Kardeşlerimiz var, öyle değil mi? Sadece kendi kurduğumuz çekirdek aileyi kastetmiyorum. Bir aileye doğuyoruz biz. Ve o aileye karşı, evet toplumda bireysel haklarımız olduğu kadar o aileye karşı sorumluluklarımız var. Bakın büyüdüğümüz medeniyet sıla-i rahim diyor bize. Anne baba hakkı diyor. Kardeşlerin birbirine olan hukukunu söylüyor. Şimdi bunları yok sayarak bir toplum inşa edemezsiniz. Ama bir ideoloji size bunları yok saymanızı dayatıyor. Ama dediğim gibi AK Parti 22 yıldır durduğu yer çok net. Hem de diyor. Hem kadınları güçlendirelim, okul kapısından döndürülen kadınları bütün o problemlerini çözelim. İşte kadının sağlıktaki problemini, ekonomideki problemlerini çözelim, yoksullukla mücadele edelim. Hem de aileyi güçlendirelim. Bu ev ev yaptığınız ziyaretlerde bu konularda şikayetler geliyor mu size? Yani kadın politikalarına dönük olarak AK Parti'den beklentiler ya da sadece şikayetler anlamında sormayayım da. Şöyle, tabii şu var, toplum da değişip dönüşüyor, ihtiyaç ve beklentiler de değişip dönüşüyor. Mesela bir örnek vereyim size. Biliyorsunuz AK Parti'den önce olmayan bir uygulama bu. Kadınların, erkeklerin askerlik borçlanması vardır biliyorsunuz. Ama kadınların doğum borçlanması diye bir kavram AK Parti'den önce konuşulmuyordu bile, yoktu öyle bir şey. Ama şimdi ne yaptık biz? Kadın anne olup işe ara verdiğinde, bu da aileyi güçlendiren politikalarımızdan bir tanesi. Yani geri geldikçe anlatıyorum. İşe ara verdiğinde 2 yıla kadar ve 3 çocuğa kadar o 6 yılını borçlandırabiliyor kadın emeklilikte. Borçlanabiliyor. Şimdi bu öncesinde hiç konuşulmayan, yani 2002 öncesi. Aile, çocuk sahibi olmayı teşvik eden bir yaklaşım olarak. Bu, hem o hem şu var. Yani kadın işiyle evi arasında bir tercih yapmak, doğum yapıp yapmamakla bir tercih yapmak zorunda kalmamalı. Evet, bir dengeyi kurabilsin. İşinden evet. Uzak kaldığı, her çocuk başına 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl doğum borçlanması geldi. Bu öncesinde olmayan bir şey. Hem yani anne olmak, çocuk sahibi olmak, hem o aileyi devam ettirmekle ilgili bir tercih yapmak durumunda kalmasın kadın diye. Bunu biz getirdik. Şimdi evlere girdiğinizde
Bunun farklı versiyonlarıyla ilgili talepler gelmeye başlıyor. Tabii bütün bunlar mali disiplinle ilgili. Onun için burada ben bir taahhütte bulunmak durumunda değilim. Ama vatandaş bir hizmete bir, eriştiğinde şartlar da değişiyor artık. Talepler yeni çıta talep, yükseliyor. Yeni talepler çıkıyor. Sadece çıta meselesi değil, ihtiyaçlar değişiyor. Yani bizim kuşak, işte benim çocukluğum da İstanbul'da geçti. İstanbul'da bile şey, yani evinde telefon aldığımız tarihi hatırlayan bir kuşakken, şimdi işte dijital bir çağ yaşıyoruz. Şimdi bu kadar, hayatın bu kadar değiştiği yerde elbette ihtiyaçlar, beklentiler değişiyor. Kıra göre değişiyor, kente göre değişiyor bu ihtiyaçlar. İşte mesela bir tanesi bu. Evet. Aile politikaları ile ilgili söyleyeceğim. Bunun gibi pek çok uygulama var ve bunlar ihtiyaçlar ortaya çıktıkça, sahadan bize o geri dönüşler geldikçe, işte mali disiplinin uygunluğu, efendime söyleyeyim, bunlar olgunlaştıkça bizim de tek tek hayata geçirmeye çalıştığımız uygulamalar. Şimdi bu aslında çok önemli bir konu. Yani bu, çünkü ailesizleştirme toplumları çok ideolojik ve güçlü bir kampanya uluslararası arenada da sürüyor, değil mi? Yani bir takım televizyon platformlarından böyle çeşitli vasıtalarla aslında aileyi değersizleştiren, önemsizleştiren, hatta bir yük olarak gören çok açıktan aleni görüşler duyuyoruz. Yani aile kadının düşmanıdır diye söylüyor mesela, bu, görüyoruz. Bu bir ideolojik bağnazlıktır. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü aile olmadığında bireyi topluma sağlıklı bir şekilde yetiştiremezsiniz, hazırlayamazsınız. Bu ideolojik bağnazlıktır. Bunu açık açık söylemem lazım. Hangi aileden bahsediyoruz? Bakın şunu da söyleyelim, açık açık konuşalım. Bir sorundan bahsediyorsanız, aile içinde olan bir sorundan, devletin görevi zaten o sorunu çözmektir. Yani bir sorun var diye bir kurumu, bir mekanizmayı toptan yok edemezsiniz. Tabii. Söylemek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bir yerde, bir kurumda işte birisi suç işledi diye orayı kapatır mısınız? Hayır, onu rehabilite edersiniz. Suç varsa cezasını verirsiniz ya da rehabilite edersiniz. Aile içinde sorunlar yaşanıyor diye bazı ailelerde aile kurumunu tamamen bu sorunlar üzerinden tanımlamak hiç sağlıklı bir yapı değil. Evet. Bakın aile iki şeyi sağlar, bunu özellikle söylemem lazım. İyi çalıştığım konu olduğu için söylemek istiyorum. Sağlıklı aile dediğiniz şey, hak ve görev dengesi kendi içinde kurulmuş ailedir. Yani haklar bir yerde birikmeyecek, sorumluluklar birinin üzerine yıkılmayacak. Kendi içinde bir denge olacak. Bu bölgesel farklılık olur, kırkente göre farklılık arz eder ama bir denge varsa o aile sağlıklı ailedir. Asıl güçlü aile tanımında bazen farklılıklar, farklı anlamlar yüklüyoruz. Kavramları da farklı kullandığımız için belki de aynı dili onun için konuşamıyoruz. Güçlü ailede her ne sorun yaşarsa yaşasın, o sorunu bir araya gelip çözme yeteneği varsa o aile güçlü ailedir. Bakın sorunsuz aile değil. İnsanın olduğu her yerde sorun görebilirsiniz. İflas edersiniz, ekonomik sorun yaşarsınız. Bir sağlık sorununuz olur, engelli çocuğunuz olur, bir sağlık sorunu yaşarsınız. Ya da başka başka şeyler. Bu sorunu bir araya gelip çözebiliyorsa bir aile, bu güçlü ailedir diyor. Bu aynı zamanda bireyi ne öğretiyor? Bir sorunla karşılaştığında çözüm üretme kapasitesini öğretiyor bu aile. Diğer taraftan Türkiye'ye has bir aile yapımız var. Ben bu konuyu çok anlatmak istiyorum açıkçası. Onun için fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Nedir o Türkiye has? Türkiye'de uzmanların görüşü tabii. Bu kadar uzun süre aile sosyologlarıyla çalışınca, bu tabii hiçbiri benim şahsi görüşüm değil, uzmanlarımızdan edindiğimiz ve toparladığım görüş. Türkiye'de atomize çekirdek aile yapısı yok. Yani böyle Kuzey Avrupa ülkelerinde gördüğümüz yapayalnız, atomize bir çekirdek aile yapısından genel olarak bahsedemiyoruz. Bizdeki çekirdek aile yapısı ana ailesinden ayrılsa da hizmet alışverişi devam ediyor. İşte çocuk bakım hizmeti alıyor mesela, babaanne geliyor, evet, çocuk bakıyor ya da ayrı yerlerde oturuyorlar, otursalar ayrı yerlerde bile artık ama. Ama bir arada hizmet alışverişleri, o iletişim ağları devam ediyor. Buna da aile sosyologları çekirdek aile ağı diyor. Bu Türk tipi bir aile modeli. Hani diyorum ya, Türk aile yapısı pek çok ülkeden daha güçlü diye. İşte bu. Yani şehirleşmeyle, modernleşmeyle beraber çekirdek aile olarak ana ailelerimizden ayrılsak bile bir ağ olarak bir arada bir hizmet üretip bir arada olma o kültürünü etkileşim, o iletişim, devam ettiriyoruz. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi. Evet, bayramlarda bir araya gelme, birinin hastası varsa ötekine. Bu damar hala güçlü devam ediyor ve bunun Türk tipi aile modeli, çekirdek aile ağı
diyor uzmanlarımız. Bir tek bizde mi var bu, başka yerde? Bu çekirdek aile altı, evet, sadece Türkiye'de ait bir şey. Ve bizim eğer politikacı olarak durduğumuz yere baktığınızda bu ağı nasıl güçlendiririz konuşmamız lazım. Yani, peki bir şey daha soracağım Ayşe Hanım size. Yani bir taraftan da işte TÜİK rakamları bazen böyle açıklamalar karşımıza çıkıyor, araştırma sonuçları. Evlilikler azalıyor, evlilik yaşı artıyor, evlenme yaşı yani. Hı hı. Artı şey de düşüyor, boşanmalar da artıyor şeklinde. Şimdi bunu siz neye bağlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, burada tabii yine bir takım kavramları doğru anlamamız, doğru okumamız lazım. Şunu yaparsak yanlış yaparız. Bu yıl farazi 500 bin çift evlendi. Farazi bu yılda 100 bin çift boşandı. Mahkemeler sonuçlandı. 500 bini işte 100 bine bölüp evlenenlerin işte 5'te 1'i boşanıyor diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü bu 100 bin boşanma 3 yıldır, 5 yıldır, 8 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır belki evli. Belki de mahkemesi 2-3 yıldır, 5 yıldır, 8 yıldır devam eden mahkemeler. Söylemek istediğimi anlatabiliyor, evet, muyum? Onun için TÜİK ve bu alanı çalışan uzmanlar kaba evlenme ve kaba boşanma hızı diye iki ayrı kavram kullanırlar. Bu nüfusun evlenmeye ve boşanmaya oranını ifade eden bir şey. Mesela hemen ben hep yanımda olur, güncel verileri de aldım yanımda. Mesela Türkiye'de kaba evlenme hızı nüfusumuz artmakla beraber artıyor. Ama artma hızı düşmüş, evet, bir parça. Çünkü evlilik yaşı yükseliyor. İşte eğitim, meslek sahibi olmayı bekliyor gençler. Kadınlar da ve erkekler, her ikisinde evlilik yaşı yükseliyor. Ama bir şey söyleyeyim. Evet, boşanma hızı da geçmiş yıllarla mukayese ettiğinizde farazi işte 2012'de 1.6 iken 2022'de 2.1 olmuş. Boşanma. 2022'de. Oranı. Ama 2023'te ne olmuş? Bakın hemen söyleyeyim. 2022'de 2.15 iken boşanma hızı 2023'te 2.2'ye düşmüş. 15 puan düşmüş. Evet. 0.15 tam 15 puan. Ne oldu puan acaba orada? Onu tabii uzmanlar çalışacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çok dramatik değil mi diyorsunuz? Bunu diyemem. Ben uzmanı değilim. Ama şunu söylemeye yani çalışıyorum. 1.6'dan 2'ye yükselmiş 20 yıl içerisinde. Hı-hı. Bir şimdi, artış var ama dramatik bir artış da yok. Öyle anladım ben sizi. Bunu uzmanlar tabii çalışacak ama şunu söylemem lazım. Yani tek başına boşanma üzerinden bir toplum okuması yapmak yerine şu soruyu sormak lazım. Biz niye önemsiyoruz? Aile birliği dağılmasın, işte çocuğun yüksek yararı diye. Değil mi? Bunları hiç konuşuyoruz boşanmayı. Ama şöyle bir veri var, söyleyeyim size. Biz evlilik birliğini seven bir toplumuz. Bunu niye söylüyorum? Boşananların %70'i tekrar evlilik yapıyor. Öyle mi? Evet. Bakın, boşanmış sonra bir daha evleniyor. Tekrar evlilik yapıyor. Yani biz evlilik birliğini, nikah birliğini önemseyen bir toplumuz. Ya bunlar üzerinden konuşmamız lazım. Bir de şeyi söylemek lazım tabii. Yani sadece evlilenme ve boşanma verileri üzerinden tek başına aile ve toplum okuması yapmak yerine nedenler, sebepler, işte ikinci evlilikler, bakın %70. Yani boşanıyor bu insanlar ama sonra bir daha evleniyor. Tekrar aile birliği kuruyorlar. Aileyi seviyoruz. Nikah birlikteliğini seviyoruz. Böyle bir toplumuz. Bunu özellikle burada ifade etmek istedim. Peki. Siz böyle kadınlarla alakalı AK Parti kadın teşkilatları olarak istihdama katılım, eğitime katılım, bir takım projeler yürütüyorsunuz, evet, değil mi? Şöyle, tabii siyaseti biz şöyle, Kadın Kolları Teşkilatı ne iş yapar? Evet. Da başlayayım. Öyle sormak istemedim, o yüzden böyle. Yok, sorun ya, alışıyorum artık ben. Aslında bizim görev tanımımız, yani partilerin siyaset, kadın kolları ne iş yapar sorusunda bizim açımızda, biz üç temel sac ayağında kendimizi tanımlıyoruz, görev yapıyoruz. Biri teşkilatlarımız. Biz teşkilatları çok önemsiyoruz. Az önce rakamları verdim size. Yaklaşık 600 bin aktif teşkilatımız var. Kadınlar organize bir şekilde siyaset yapıyorlar. Yani siyaset sadece seçimle gelinen görevlerde yapılmıyor. Bizim şu an 600 bine yakın organize bir şekilde siyaset yapan bir kadın varlığımız, teşkilatımız var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu teşkilata ve kadınların gücüne çok güveniyor ve özellikle yakın siyasi tarihe baktığınızda kadınların bu şekilde yerelden itibaren güçlenmesinin mimarı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya kadın siyaseti.
Bu çok önceden tabana, ta 90'larda tabii. da mesela yani bu konuda. Yani onun işte Beyoğlu Belediye Başkanlığı ile aslında bir iyi bir köşe dönüş noktasıdır, o tarihi evet. dönüm noktasıdır. Oradan başlayan uzun bir hikayedir bu. Yakın tarihinde önemli bir izidir kadın siyasetinde. Bir bunun için yapıyoruz, teşkilat. Biz kadınlar siyaset yapıyor, teşkilat bilinci, örgütlü bir toplum olma. Bir diğeri kadın politikaları, az önce söyledim. Yani evin içinden sorunu alıp merkeze taşıyıp merkezde bunu politikaya dönüştürmek. AK Parti'nin tüm politikalar içinde zaten çıkış noktası bu. Bir de bunu yapıyoruz. Üçüncüsü de şu, bir takım projelerle toplumda eksik, beklenti, ihtiyaç ne varsa bazı projelerle bunlara farkındalık oluşturmak, güçlendirmek için çalışıyoruz. İki bu proje yaptık son 3 yılda. Kendi görev süremi için söyleyeyim. Birincisi, lise eğitimini yarım bırakan kadınların yeniden lise eğitimlerine geri dönmelerini teşvik etmek, bir farkındalık oluşturmak istedik. Bunu niye istedik? Çünkü liseyi bitiren hemen herkes, kadın erkek, bir üniversite meslek hayali kuruyor. Bunun alanın yolunu açalım istedik. Ve bu proje bu yıl 3. yılında. Yaklaşık bu 3 yıl içinde Türkiye genelinde 50 bin kadını takip ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Tekrar bıraktığı okula geri dönüyor. Yani lise 2'den terk etmiş. Hayatına başka türlü devam etmiş. Tekrar lise 2'den okula devam et, kaydını yaptırmasını açık öğretim. Biz açık liseler var biliyorsunuz. Ama açık liseyle başlaması yetmiyor. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir programı zaten. Ama kadın orada örgün eğitim alması gereken, farazi söyleyeyim, lise 2 matematik dersinden nasıl öğrenecek? Kitaptan tek başına öğrenemiyor. Bir takviye alması gerekiyor. Evet. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitim programlarıyla 12 kişi siz bir araya geldiğinizde istediğiniz branşta ders alabiliyorsunuz. Bu lise 2 matematik de olabilir, bahçe bitkileri de olabilir. Evet. O organizasyonda kadınlara mentorluk yapıyoruz aslında biz. Teşkilatlar olarak yaptığımız iş bu. Zaten mekanizma var. Ama biz o mekanizmaya ellerinden tutup götürüyorsunuz. Entegre olmalarını ve mentorluk sağlıyoruz. Bu şekilde 3 yıldır yaklaşık 50 bin kadını takip ediyoruz biz. İlçe ilçe yani ilçe teşkilatımız o ilçede 10 kadın mı liseye başladı yeniden? O 10 kadını takip ediyor. Mentörlük yapıyor, sıkıştığı yerde destek oluyor. Bir bunu yapıyoruz. Çünkü eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı. Hı-hı. Tüm yapılar için. Bir diğer konu da istihdam. Üretime katılmak aslında. İstihdamdan da öte bir şey bu. Hı-hı. Üretime katılmak. Çünkü biz Büyük Türkiye hayalimize, hedefimize üreterek ulaşacağız. Üretimi artırarak, üretimi güçlendirerek ulaşacağız. Ve bugün farklı bakanlıkların 7-8 kalemde, 10 kalemde bazı illerde girişimciliği ve üretimi teşvik eden pek çok şeyi var. Teşvik kalemleri var. Şimdi tek tek anlatmayayım. İşte Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatiflerine verdiği teşvikler var. KOSGEB'in genç kadın girişimcilere verdiği, yani herkese veriyor da kadın ve gençler için söylüyorum. Tarım Bakanlığı'nın teşvikleri var. Pek çok kalemde teşvikler var. Ama sahaya gittiğinizde işte kadın size bir sorun anlattığında işte iş kurmak ya da işte sera kurmak. 300 metrekare, 500 metrekare sera kurmak istiyor kadın. Size derdini anlattığında diyorsunuz ki ya Tarım Bakanlığı'nın şöyle şöyle programı var biliyor musun? Baktık ki çoğu bilinmiyor. Yine oradan tabii çadırı, elinden tutup götürme. Tabii serayı kuruyor devlet. Damla sulamasını, fidesini verdiği teşvik programları var. Baktık ki bunun çok bilinmiyor ve ihtiyaç da var. Yani o kadın elinden tuttuğunuzda onu alıp götürecek zaten. Ve biz, ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza bu projemize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kendi ekibime teşekkür etmek istiyorum. Genelde bu tür projelerde bölgesel 3-5 il, 10 il seçilir ve oralarda anlatılır. Biz ekibimizle birlikte 81 ili tek tek dolaştık bu proje için. Ve her ilde her bakanlığın verdiği, kadına verdiği teşvikleri tek tek anlattık. Yani Konya'da 2000 kadın vardı anlattığımızda. Diyarbakır'da 1500 kadın vardı anlattığımızda. Ne yaptılar onlar peki? Gidip yararlandılar mı? Bunlardan haberdar oluyorlar. Hatta şöyle yaptık. Arkadaşlarla konuşurken dedik ya yani, mesela ben gidip anlatabilirim. Benim Ankara'daki bir arkadaşım da çok rahat anlatır bu teşvikleri. Ama dedik ki o zaman biz Ankara'dan, büyük şehirden giden kadınlar oluyoruz ve geçmiyor karşıya. Diyor ki adam sen anlatıyorsun da diyor. Yani bu işte Düzce'de, Şırnak'ta bu nasıl olacak bu iş diyor. Bu teşvikleri bir şekilde o illerde alıp kullanmış kadınlar var. Birer ikişer.
Biz o kadınları getirdik. Onların hikayelerini anlattırdık. Nasıl başladılar? İşi nasıl kurdular? Nasıl başardılar? Nasıl sorunları çözdüler? Nerede tıkandılar da ne yaptılar? Kendi hikayelerini anlattı aslında kadınlar. Gitti tarıma. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz, evet, demiş oldular. Soru cevap yaptık. Ve yaklaşık 600 kadını Türkiye genelinde bu 81 ilde dinledik biz. Onların başarı hikayelerini. O salonlardaki 2000 kadın dinledi. Soru cevap şeklinde gitti. Tabii bu organik bir şey, nasıl söyleyeyim, mekanik bir yapı değil. Yani 2000 kişi dinledi, 2000 kişi gitti müracaat etti değil. Biz bilinirliği artırmak üzerine. Ve bu şekilde yaklaşık 80 bin kadına ulaştık biz Türkiye genelinde. Tek tek anlattık. İl il dolaştık. Kaç kişi yararlandı bu? Şimdi onu tabii onu ölçmemiz mümkün değil. Parti üzerinden gitmiyor iş. Gidiyor bakanlığa müracaat ediyor ya da projesi KOSGEB geliştiriyor. KOSGEB, kooperatif her neyse. Ama şu var, daha önceki dönemde kadın kolları olarak, yani benden önceki dönemdeki yönetimdeki arkadaşlarımızın kadın kooperatiflerini her ilde, ilçede artırmakla ilgili, onlar da öyle bir çalışma daha önce yapmışlardı. Aslında biz tuğla tuğla bu şekilde kadınların üretimde var olmasını, etkin olmasını, verilen fırsatların farkında olmasını inşa etmeye çalışıyoruz. Normalde bu bir STK faaliyeti gibi görülebilir. Ama siyasette kadınların bir de böyle alanı var. Ve biz arkadaşlarıma tekrar teşekkür edeyim. Hem MEKAYAKAM hem MEYAKA'daki arkadaşlarımız 81 ili tek tek dolaştık. Ve o kadınları tek tek bulduk. O kadınların hatta şöyle bir şey oldu. Peki dedi arkadaşımızın biri, ya heyecanlanır da dedi, sahnede konuşamazsa ne olacak dedi. Hani olur ya, insanlık hali. O zaman dedim, cep telefonuyla dedim, işletmesinde bir cep telefonu kaydı da olsa işletmesinden bir kayıt alalım. İşletmesine, şeyine, sera ise sera, dikiş atölyesi ise dikiş atölyesi. Onu gösterelim. Onu izletelim. Evet. Ve 600... Şimdi geliyor da bir taraftan, evet, gözümün mesela, üstü. Evet. Mantar üreticisi. Ortada mantar üreticisi bu arkadaşımız. Evet. Bunlar ileride yaptığımız toplantılar, bu şu an ekranda olanlar. Pandemi bir yandan... Mesela bu arkadaşımız Bursa'da otokılıf imal ediyor. Bursa otosanayinde. KOSGEB desteği almış. Onun hikayesi çok ilham verdi izleyenlere, dinleyenlere. Burası bir kadın kooperatifi Düzce'den. İşte Antep'den bir çiftçi, iki inekle başladım, 6-8 inek oldu dedi. Yine İşkur'un mesela kaynak işbaşı kutası, eğitim programı erkeklerin var. Erkeklerin işidir genelde, evet, ama. Evet, orada. Mesela bu hanım housekeeping'lik yapıyormuş Nevşehir'de. Babadan kalma mağara evi butik otel olarak KOSGEB desteğiyle açmış. Çok muhteşem, hepimizin gözlerini dolduran bir hikayesi vardı onun da. Ve biz her ilde tek tek işletmelere, çok amatörce çekimlerini yaptık. Tek tek gösterdik, tek tek anlattık. Çok duygulu şeyler de yaşadık, çok güzel örnekler gördük. Mesela Van'da bölgenin ilk çevre laboratuvarını genç bir mühendis hanım kuruyor KOSGEB desteğiyle. Yani bölgede ilk özel çevre laboratuvarı. Yani böyle çok özel örnekler de gördük. İşte Fatıma Hanım Nevşehir'de dediğim gibi housekeeping yaparken ilkokul mezunu, aileden kalan bir mağara evi, doğduğu evi hatta otele dönüştürüyor. Pek çok, Türkiye'nin her yerinden çok güzel hikayelerle, peki, tanıştık. Bunlar da kadınların üretime katılması, hem üretime hem istihdama katılması. Şunu söyleyeyim, bir rakam vereyim, az önce sordunuz. Çalışmalar. 2023 yılı kadın girişimcilik hedefimiz %10'du. Yani bizim planlanan. 12,5 olarak açıkladık. Hedefin üstünde. Hedefin üstünde çıkıyor. Bu şu demek, kadınlar bildikçe, öğrendikçe üretime katılıyorlar. Onun için bilgi her zaman çok kıymetli. Peki. Şimdi vaktimiz de azaldı. Bir 5 dakikamız kaldı. Bir seçimden çıktınız. 2028 bundan sonraki herhalde AK Parti'nin en önemli hedefi olacak. Bir moral bozukluğu devam ediyor mu teşkilatlarda 31 Mart sonrası? Şimdi şu var, biz bunu bugün için söylemiyorum, klişe gibi de görmeyin ne olur. Biz her seçim bittiğinin ertesi gün elimizi yüzümüzü yıkarak bir sonraki seçime hazırlanırız. Biz seçimden seçime sahada olan bir teşkilat değiliz. Her seçimden sonra bir sonraki seçime hazırlanırız. Onun için tabii... Ama o seçim sonuçları da bir
iz bırakıyor, moralleri etkiliyor. Hayır, az önce programın başında söyledim zaten. Yani biz buradan gerekli çalışmaları her seçimde yaptığımız gibi bu seçimde verilen mesajı daha iyi okumamız gerektiği konusunda yani en başta konuştuk zaten. Ama şu var, teşkilatlarımız hem illerde hem ilçelerde, bu zaten hani basına da yansıdı, kongre sürecimiz olacak biliyorsunuz. Bu süreçle ilgili takvim vesaire çalışmaları şu an devam ediyor. O ilçelerden başlayarak evet, iller, büyük şehirler yani ve büyük kongreye. Teşkilat başkanlığımız onun takvimini çalışıyor. Ondan sonra o süreç devam edecek. Bir yandan da biz bir teşkilat, az önce dedim ya şu üç kalemde iş yaparız diye, o yaptığımız işleri yapmaya devam edeceğiz. Ya seçimi çok iyi aldığımız iller de var. Seçimde beklediğimiz sonucu alamadığımız iller de var. Yani her ikisinde de aynı şeyi yaparız. Hani aldık başardık, o hadi tatile gidiyoruz da demeyiz. Yani o şeye teslim olmadan, o psikolojiye evet, tekrar önümüze bakarız demek evet, istiyorsunuz herhalde. Evet, onu kastediyorum, onu kastediyorum. Yani burada hem seçimin sonuçlarını doğru okumak hem de bir sonraki seçime sürekli önüne bakmak, doğruyu yapmak. Ve tekrar tekrar söylüyorum, bizim beslendiğimiz yegane kanal, bize en güç veren, bizi işte 22 yıldır ayakta tutan yegane kanal, vatandaşın yanında olmak, vatandaşla olmak. Ve biz bundan asla vazgeçemeyiz. Ve buradaki bizi en çok besleyen, güçlendiren de teşkilatlarımızdaki o kılcal damarlar. İşte mahalle başkanlarımız, ilçe yönetimlerimiz. Onun için biz hemen işte dediğim gibi bugün Anneler Günü vesilesiyle bütün kadın kolları teşkilatlarımız şu an Türkiye'nin dört bir yanında şehit ailelerini ziyaret ediyorlar. Peki. Daha 4 sene var tabii. Evet. 2028 seçimlerine. Bundan sonra herhalde partinin kongreleri yapılacak. İlçe, il kongreleri, büyükşehir kongreleri. Şey, ne zaman olur büyük kongre? O çok soruluyor. Ya o da benim şu an net bir cevap vermem çok mümkün değil. O takvimi teşkilat başkanlığımız çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın beyefendinin de arz edilerek o şekilde ilerleyecek. Hani çok konuşulan esas değişim dönüşümde bu süreçte taşradan başlayarak büyük kongrede öyle ama mi? Şu var, biz hemen hemen her kongremizde ortalamalarımıza bakın. Değişim oluyor %50 civarında bir değişim zaten oluyor. Yani biz o şekilde yenilenerek, beslenerek hem bir tecrübeyi bir yandan koruyarak kurumsal hafızayı ama bir yandan da yenilenerek, gençleşerek geliyoruz. Bu mesela şeyde de böyledir. Seçimlerde de aşağı yukarı böyledir. İşte milletvekili parlamentoya baktığınızda da hemen hemen her seçim %50 oranında yeniliniriz. Bu yeni bir durum değil yani söylediğim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ Kolaylıklar olun. Diliyorum size. Sağ olun. Efendim izlediniz. Bu hafta AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Hanım, Ayşe Keşir konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.